Öncelikle seçim bildirgemiz siyasi ilkelerden oluşuyor. İsimler üzerine, mega projeler üzerine kurduğumuz bir seçim bildirgemiz yok. Dolayısıyla bizim seçim bildirgemizin en büyük, en temel çerçevesi kamucu belediye anlayışı. Sivil toplum örgütleri adı altında anlatıyorlar. ÇEDES projesiyle birlikte eğitim hayatına da girmiş oldu. İmamlar evet, bugün okullarda. Bugün okullara ebeveynlerin dışında, öğrencilerin bunun profesyonel bir meslek olduğu eğitimin, öğretmenliğin bunun altını eşeleyen, bunu yerle bir eden bir projenin kendisi. Şimdi dolayısıyla ÇEDES projesi bizim belediye adaylığı koyduğumuz yerlerde uygulanmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Hı hı. İmamların okulda bir işi yok diyoruz. Biz aynı zamanda İlerici Kadınlar Derneği'nin il temsilciliğini yapıyoruz. ÇEDES'in asıl bu arada anlamı, eğitim için anlamı okuldan çocuğu alıp dışarıya çıkarmak. Okuldan bir çocuğu kimse çıkaramaz Pınar Hanım. Evet. Bu arada çocuğu imam tarafından, müezzinler tarafından, pedagojik formasyonu olmayan, öğretmen olmayan birileri tarafından okuldan çocuklar çıkarılamaz. Hı hı. Camilere götürüyorlar, orada temizlikler yaptırılıyor, orada nasıl namaz kılınır öğretiliyor. Haberdeki örneği, o haberdeki örnek de yani şeyleri görüyoruz. İmam çocukları götürmüş camiye namaz kıldırma deneyimleri edindirmeye çalışıyor çocuklara. Bir diğer yandan annenin öldüğünü düşün, cenazesini nasıl yaparsın, başında nasıl ağlarsın diye bir tiyatro gösterisi mi desem, yani bunun kendisine ne desem bilmiyorum. Böyle bir haberle gerçekten ben bile dehşete düştüm. Bunun sonu yok. Bunu nasıl önlem alırız? Buna karşı nasıl mücadele ederiz? Önce sokakta mücadele ederiz. Bizim laiklik ilkemizi asla unutmadan, yabancı bir rol gibi görmeden laikliği, en baş mücadele unsurlarımızdan biri görerek ÇEDES'e karşı da mücadele etmemiz gerekir. Dolayısıyla eğer bir belediyecilik hakkında konuşacaksa, önce tarikat ve cemaatleri bizim bulunduğumuz alanlardan, ilçelerimizden, illerimizden kovmanın, tarikat ve cemaatlerin bu gibi unsurlar yoluyla, sivil toplum örgütleri diyor bakanımız, sivil toplum örgütleri gibi çalışmayan, gayet tarikat ve cemaatlerin çok örgütlü bir şekilde okullara girdiği bir projenin kendisine karşı mücadele etmemiz gerekiyor.